anayasanın 30. maddesinin kolluk gücüyle askıya alındığı bir gün. Bugün ve Kanal Türk televizyonlarının ekranlarının canlı yayınla karartıldığı bir gün. Karardığı değil, karartıldığı bir gün. Bugün yine bazı medya kuruluşlarının o meşhur pengueni oynadığı bir gün. Bugün özgür medya söylemlerinin bittiği bir gün. Ve bugün susma, sustukça sıra sana gelecek sloganının atıldığı, ancak sıranın kimde olduğunun bilinmediği. Şikayetim var tüm yasaktan. Şu anda yayınımız kesildi. Gelsin jandarma. Sabah 5'te darbe yapar gibi gelen ben büyük sende. Türkiye tarihinin en büyük medya baskını yaşanıyor. Hukuksuzluğa karşı yayıncılar direniyordu. Benim ana kumandamı bana müsaade edemezsiniz. Lütfen yayına müdahale etmeyin. Arkadaşlar müsaade edin. Kanalın genel yayın müdürü benim. Tamam, geç o zaman. Hadi altına. Arkadaşlar herkes işine baksın. Hayır, gerek yok buraya. Ekranlar kararmış, haksızlık karşısında yürekler burkulmuştu. Ama susmak, pes etmek yoktu. O heyecan çok anlamlı bir davetle kendisine yeni bir adres bulacaktı. Bu şartlar altında gazetecilik zaten yapamıyoruz. 48 saattir de hiçbir şey yapmadık. Oturuyoruz. Kendimiz ayrılıyoruz. Başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz. En azından bir duruş sergiliyoruz. Biz bu şartlar altında gazetecilik yapmıyoruz. Zaten yapmayacağız da. En azından kendimiz alırız çantamızı, eşyalarımızı. Çeker gideriz. Özgür bir şekilde gazetecilik yaparız. Bir şekilde bir yerlerde. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bir de bir haksızlık varsa, ona da dur diyemiyorsanız, o haksızlığa karşı çıkamıyorsanız, orada da dini bir sorumluluğunuz var. Biz kim mazlumsa onun yanındayız. Emekli bir öğretmen olan Recep Aktaş, bin bir zahmetle kurduğu kanalının kapısını açıyor. Özgür medya için hem moral oluyor, hem de yayıncılık adına anlamlı bir duruşa imza atıyordu. Kim doğru söylüyorsa bu defa diyor, yeminleşin. Benim hala umudum var. Bir yanda yaşanan travma, diğer tarafta vefalı bir duruş. Kolları sıvayan yayıncılar işe koyuldu. En iyi bildikleri işi yapacaklardı. Her zaman olduğu gibi milletin sesi soluğu olacaklardı. Ama önce yepyeni bir stüdyo inşa etmeleri gerekiyordu. Nasıl olacak? Güzel olacak. Güzel olacak değil mi? İnşallah her şey toparlanır. İnşallah. Editörler yerleri silip temizledi. Sunucular eşyaları taşıdı. Müdürler boya badana yaptı. Hayran hayran seyret. İster katı ister vazgeç. Herkes koşturuyordu. Kimsenin ne kariyer ne de başka bir derdi vardı. Amaç özgür medyayı devam ettirmekti. Çünkü onlar kurulan yepyeni bir dünyanın sesi, soluğu olmak istiyorlardı. Özgür düşünce gazetesiyle başlıyoruz manşetlere. Bir yanda devam eden canlı yayınlar, diğer tarafta inşa edilen yeni stüdyo. Emek vardı, ter vardı. En önemlisi samimiyetle vefalı bir duruşa verilen cevap vardı. Burası bizim yeni stüdyomuz olacak. Ustalarımız da şu anda şap çalışmalarını yapıyorlar. Prompterimiz de hazır. Aylar sürecek işler birkaç haftada el birliğiyle tamamlanmıştı. Ne yorgunluk ne de başka bir şey vardı yüzlerde. Tek derdi hakikati millete taşıma olan yayıncılar susmamanın sevinciyle haber okuyup sorularını yöneltiyorlardı. Bir hafta televizyon izlemedik bu olaylardan sonra, süreçten sonra. Gerçekten hayat bulduk tek kelimeyle. Özgür düşünceye hoş geldiniz. Can Erzin Can Dağdı. Kimine göre yerel, kimine göre marka değeri yoktu. Ama o, Türkiye'nin en korkunç medya baskınında tarihe adını altın harflerle yazmıştı. Can Erzin Can TV, özgür medyanın adresi olurken, samimi, vefalı yayıncıların da buluşma noktası haline geldi. İyi günler sayın seyirciler. Saatlerimiz 10. Karartmak isteyenlere inat,
aydınlık bir ekran ve iklim oldu. Özgür Düşünce'ye hoş geldiniz Can Erzincan TV'de. Şimdi 5. sınıf adamlarını gazetelerin başına koydular. Bir anda işte masa devrildi. Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu bizimle beraber. İsrail'le ve İran'la. İyi geceler sevgili izleyiciler. 23. saate hoş geldiniz. Ne yapamazsınız, böyle davranamazsınız. Devlet yetkisini kullanan bir kısım insanlar. Ne oldu atanmış seçilmiş hikayesi? Çözüm süreci masasının devrilmesinin... Bu 7 genç iman ettikten sonra sıradan fakir falan değil. Çok önemli bir yolculuğa çıkacağız bugün. Tam ortasındayım yağmurun, karın soğuğun ortasındayım. Nasıl da paylaşıyor insan isterse, nasıl da birmiş meğer hasretler. Nasıl da mecburmuşuz sabretmeye, sevmeye, öğrenmeye. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım.